Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için her zaman yapabileceğiniz mevsimi olmayan lezzeti muhteşem bir salata yapıyorum. Yazın sıcak günlerinde ara oyun olarak da yapılabilecek nefis bir tarif. Bu salatanın 4 ana temel malzemesi vardır olmazsa olmazları. Bunlar göbek marulu, elma, üzüm ve cevizdir. Bugün ekstra olarak semizotu ilave ediyorum. Yıkamış olduğum semizotlarını kuruttuktan sonra sadece yapraklarını saplarından ayırarak salata kasemin içine alıyorum. Kullanacağımız semizotu miktarı bizim tercihimize kalmış. Ama şöyle de bir durum var. Kullanacağımız marul miktarı daha fazla olursa salatamız çok daha lezzetli olacaktır. İlk başta da söylediğim gibi bizim ana malzemelerimizden birincisi maruldur. Bunu hatırlayalım. Semizotu oranını ona göre ayarlayalım. Şimdi salata için kullanacağım göbek marulunu doğruyorum. Kullanacağımız marulun kuru olmasına dikkat edelim. Marulu istediğimiz kalınlıkta doğrayalım ve salata kasemizin içerisine alalım. Sırasıyla salata malzemelerimizi hazırlama işlemleri devam ediyor. Şimdi salatanın yine ana malzemelerinden olan elmayı doğrayalım. Salatamız için bir adet yeşil elma kullanıyoruz. Kabuklarını soyduğumuz elmayı her bir dilimini üçe bölerek ince ince doğrayalım. Doğramış olduğumuz elmaların kararmaması için üzerlerine biraz limon sıkabiliriz. Bu salata için benim tercihim yeşil elmadan yana oluyor. Yeşil elmanın çıtırlığı ve mayhoşluğu salatanın lezzet oranını artırıyor. Bu şekilde mutlaka denemelisiniz. Şimdi salatamızın yoğurdunu hazırlayalım. Bunun için 5 yemek kaşığı süzme yoğurdunu kasemize alalım. Üzerine 2-3 yemek kaşığı normal yoğurt koyalım. Süzme yoğurdu koyu bir kıvamda olduğundan dolayı kıvamı biraz inceltmek için su yerine normal yoğurt kullanıyorum. Yoğurdun içerisine bir diş sarımsak, yarım tatlı kaşığı tuz, biraz mayonez, 2-3 yemek kaşığı da kullanılabilir. İsterseniz 1 çay kaşığı toz şeker de ilave edebilirsiniz. En son olarak çeyrek limonun suyunu da koyalım ve güzelce karıştıralım. Dikkat ettiyseniz söylediğim malzemelerden sadece toz şekerini kullanmadım. Bu hazırlamış olduğum yoğurttan küçük bir kase ayırarak içerisine ezilmiş 7-8 tane karadut koyup karıştırarak renkli ve tatlı bir yoğurt hazırlayacağım. Ve en son olarak sunumda kullanacağım. Yoğurdumuz hazır olduğuna göre artık salata malzemelerimizi birleştirebiliriz. İlk olarak doğramış olduğum elmaları koyuyorum. Bakınız limon suyu sayesinde elmalarda hiç kararma olmamış. Sonrasında iri iri doğranmış ceviz ilave ediyorum. Bir kase cevizin çoğunu salatanın içerisine koyuyorum. Birazını da üzeri için ayırıyorum. En son olarak ılık suda bekletip suyunu süzdüğüm kuş üzümlerini de ilave ediyorum. Kuş üzümü yerine sarı kuru üzüm de kullanılabilir. Hazır olan yoğurdu salata kasemize boşaltalım ve güzelce karıştıralım. Salatamızın ana temel tarifi bu şekildedir. Ben bugün ekstra olarak semizotu ilave ettim. Sizlerde evde bulunan malzemelerle damak tadınıza uygun bu salatanın başka versiyonlarını yapabilirsiniz. Benim bu videoda hazırladığım şekliyle de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Salatamızı güzelce karıştırdıktan sonra servis tabağına alalım ve üzerine biraz ceviz, biraz üzümle süsleyelim. Nefis bir salata yaptık. İsterseniz davet sofralarınıza, isterseniz de ara öğün olarak yapabileceğiniz muhteşem bir lezzet. En son olarak karadutla hazırladığım yoğurdu da salatanın kenarlarına koyuyorum. Taze taze yapıp tüketmenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve bu tarifi kaydetmeyi hatırlayınız. Destekleriniz için teşekkürler. Sevgi ve en iyi dileklerimle hoşçakalın.